Doğu Türkistan'da yayın yapan Sincan Medeniyeti Dergisi'nin eski baş muhariri, ünlü dergici ve şair olan 70 yaşındaki Kurban Mahmut'un Çin polislerince zorla sözde eğitim adı altındaki hapishaneye götürüldüğü bildirildi. Kurban'ın geçen yılı Amerika'da yaşayan oğlunu ziyaret ettiği, oradan döndüğünde yurt dışına çıkması bahane edilerek geçtiğimiz günlerde tutuklandığı belirtildi. Doğu Türkistan'da inşa edilen toplama kamplarında yiyeceklerden şikayet edenlerin cezalandırıldığı bildirildi. Gelen son bilgilere göre Kaşgar'da bulunan toplama kampındaki polisin itirafına göre kendisinin çalıştığı bölümdeki 200 Uygur'un 15 ile 70 yaş aralığında herkesin aynı koğuşta tutulduğu, günde 3 kere yarım tabak yemek verildiği bildirildi. Ayrıca yemeklerden şikayet etmenin veya helal mi diye sormanın dahi yasak olduğu belirtildi. Çin'in küresel altyapı projelerinin merkezinde olan ve Çin'e karşı borcunun ödenemeyecek seviyede olduğu söylenen Pakistan'ın IMF'ye gittiği iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre Pakistan, yüksek ticaret açığı ve azalan döviz rezervleri sebebiyle IMF'ye başvuruda bulunacağını açıkladı. ABD'li yetkililer ise IMF'nin parasının Çin'e borçları ödemekle kullanılmasını istemiyor. Çin'in ulusal para birimi Yuan, ABD ile olan politik gerilimin daha da büyümesi nedeniyle çok daha düşük seviyelere ilerledi. Yuan bu hafta dolar karşısında 6.9'un gerisine düştü. Çin Merkez Bankası'nın bankalar için olan rezerv oranını rahatlatma çabalarına rağmen piyasanın en büyük tahvili %5'in üzerinde düşüş yaşadı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu, Kırım'ı işgali nedeniyle 2014'te oy hakkı elinden alındığı için AKP'ye heyet göndermeyen Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne geri dönüş hamlesi olarak görülen karar tasarısını komisyona iade etti. Strasbourg'da devam eden AKP Genel Kurulu'nda yetki ve oy verme hakkı bakımından parlamentodaki karar sürecinin güçlendirilmesi konulu rapor ve karar tasarısı ele alındı.